bellek yani hafıza öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, deneyimlerimizi depoladığımız yer olarak tanımlanabilir. Uzun süreli hafıza tümünü depoladığımız ve gerekli olduğu zaman kullandığımız bölgeye verilen isimdir. Bu sistemden bahsederken kısa süreli bellekten ve çalışma belleğinden de söz etmek gerekir. Bugün bu videoda DHB ve öğrenme güçlüğü olan kişilerde çalışma belleğinde ne tür problemler olur, bu sorunlar nasıl çözülür, nelere yol açar, bütün bunlara bakacağız. Çalışma belleği önemli yürütücü işlevlerden bir tanesidir. Dil, anlama, öğrenme, akıl yürütme gibi karmaşık bilişsel işlemlerin yapılabilmesi için gerekli bilgileri geçici olarak depolama ve gerektiği zaman kullanılmasını sağlayan sisteme verdiğimiz isimdir. Çalışma belleği kısa süreli bellekten farklıdır. Kısa süreli bellek belli bilgiyi geçici olarak depolamayı sağlarken, örneğin bir telefon numarasını hatırlama, çalışma belleği bilginin işlenmesinden sorumludur. Dikkat ve çalışma belleği birbiriyle sıkı ilişki içindedir. Çünkü bir görev için gerekli bilgiyi seçebilmemiz için dikkat gerekir. Çalışma belleği ise seçilen bu bilgiye kolay ulaşımı sağlar. Çalışma belleğinin iyi işlemesi ve kapasitesi bilgileri birbiriyle birleştirmek ve uzun süreli hafızaya aktarmak için gereklidir. Eğer kapasitesi ve işlemesi iyi değilse o zaman bilgiler birbirinden tutarsız ve kopuk kalırlar ve unuturuz. Örneğin iki basamaklı iki sayıyı toplarken bir tane elde olan rakamı hatırlayabilmemiz gerekir. Eğer bunu hatırlayamazsak yani çalışma belleğimizin kapasitesi yeterli değil ve iyi çalışmıyorsa sonuç yanlış çıkacaktır. Çalışma belleği, insanın bilgileri kısa sürede kullanmak üzere yeterince uzun süre akılda tutabilmesini, bir konuya odaklanmasını ve daha sonra ne yapacağını hatırlamasına yardımcı olur. Çalışma belleğindeki sorunlar DHB ve öğrenme güçlüğü olan çocukların ve yetişkinlerin projeleri tamamlama, yönergeleri takip etme, organize olma gibi alanlarda niçin sorun yaşadıklarını açıklar. DHB'de bozulmuş olan çalışma belleği, DHB'li olan kişilerin bir işlemi öngörmesini, bunu yürütmesini, planlamasını ve sürdürmesini olağanüstü bir şekilde engeller. Örneğin DHB olan çocuğunuza odana git, oyuncaklarını topla, sonra çantanı hazırla ve defterini çıkartarak beni bekle derseniz, gittiğiniz zaman odasına gittiğini ama başka bir şeyle ilgilendiğini görebilirsiniz. Peş peşe verdiğiniz yönergeleri yapamama nedeni çalışma belleğindeki sorundur. Yönergeleri takip edemediği için çoğunlukla görevlerini eksik ya da hatalı yapar. Bu erişkinler için de geçerlidir. Ayrıca DHB olanların dikkatsizliklerinin yanı sıra dağınık olmalarının nedeni de çalışma belleğindeki sorunlardır. Bu nedenle sıklıkla umursamayan, çaba göstermeyen, dinlemeyen kişiler olarak tanımlanırlar. Çalışma belleğinin oluşturduğu bu sorunlar hem okulda hem de evde görülür. Eğer çalışma belleğindeki sorun nedeniyle bazı şeylerin doğru gitmediğini bilirsek, o zaman onlara kızmak yerine desteklemek mümkün olacaktır. Bunun için yapabileceklerimiz var. Çok sayıda yönergeyi takip edemedikleri için önceki az sayıda onların çalışma belleklerinin kapasitesine uygun şekilde yönerge verip daha sonra devam edebilirsiniz. Örneğin odana git, oyuncaklarını topla. Onlar bitince sana daha sonra ne yapacağını söyleyeceğim demek onun işini ve uyumunu kolaylaştıracaktır. Bu durum ödevler için de geçerlidir. Ödevlerinin tümünü bitirmek ve bunları doğru ve hatasız yapmak DHB olan bir çocuk için çok zordur. Oysa ödevleri onun kapasitesine uygun şekilde bölerseniz ve aralarda kısa aralıklar verirseniz hem kaygısı azalacak hem de böylece daha az hata yapacaktır. Yapılacak bir iş listesi, program ve hatırlatıcılar her yaştaki DHB'liler için iyi bir çözümdür. Bunu yazarak, planlayarak, programlayarak bir yere koyabilir ve saat kurarak da hatırlatıcıları çalıştırabilirsiniz. Plan yapmak her zaman işe yarar ve uyulan planlar için de destek vermek, övmek de yardımcı olur. Başka birçok sorunun çözümü için de önerdiğimiz şeyi en sona sakladım. Rutinler oluşturmak. Rutin her zaman rahatlatıcıdır ve çocuğun da erişkinin de uyumunu kolaylaştırır. Çalışma saatleri, oturma saatleri, eğlenme saatleri ve bunların bir rutine bindirilmesi çalışma belleğinin de çalışmasını rahatlatacaktır. Tabii ki DHB tedavisinin, tedavide kullanılan ilaçların çalışma belleğinin gelişiminde önemi vardır. Son olarak da çocuğunuzun ya da erişkin olan birlikte yaşadığınız kişinin DHB olduğunu biliyorsanız, yaşadığı birçok şeyin çalışma belleğindeki sorundan oluştuğunu düşünerek sabırlı olun.